herhalde hazırlanmış olan var mı? Tekrardan merhaba. Şimdi üç tane soru geldi. Önce Ercan Bozlak Bey'in sorusu. Soru bir. Kar dağıtımının yapılabilmesi için fiziki gerçek... tamam en son herhalde. Hepsini toparladık. Burada kolektif şirketlerde ve komandit şirketlerde
meslekte kar dağıtma yapabilir miyiz? Yaparız. Yani yedek aktivimiz vardı. Bu amaç için önceki yıllarda ayırmış yıldır. Yine kar edemedik de yıldan dağıtabiliriz. Ancak zarar mutlaka kapatılmalı. Zarar kapatılmadan kar dağıtma karar verilemez. Kar dağıtma yapabilmesi için mesela ilgili dönemde kadar olması gerekmez diye düşünüyorum. Mesela önceki dönemlerde elde edilmiş karların dağıtılmayan kısımlarında kar dağıtımında istikrar kazanmak, böyle bir şirket politikası vardır. Kar dağıtımında istikrar kazanmak isterler ve her bir karın dağıtılması da şart değil, yani kar etmek bir şart değil ama bir gereksinim olarak sunarlar. Bu durumlarda işte kar dağıtımında istikrar kazanmak amacıyla yine ayrılan yedeklerden kar dağıtımı yapılabilir. Belli bir amaca tahsil edilmemiş ise olağanüstü yedek aksilerden kar dağıtımı yapılabilecek gibi ihtiyacı yedek aksilerin dağıtılması, ihtiyacı yedek aksilerin dağıtılması mümkün olan kısımlarından bile kar dağıtımı yapılabilir. Sermaye şirketlerinde durak olarak dağıtılacakken ortakların sermaye faaliyetlerine karşılık yapmış olduğu ödemelere bağlıdır. EDK 507'de şöyle bir ifade vardır. Her pay sahibi kanun ve sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırmış için ek günah kârına pay oranında katılma hakkına aittir. Devam eden 508. maddede esas sözleşme aksine bir hükmü yoksa kârda tatbiye koyup pay sahibinin sermaye için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak yine kitap edilir der. 608. maddede ise limited şirketlerle ilgili maddi ikinci maddede şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe kar payı esas sermaye payının itibari yerine oranla hesaplanır. Ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin sonra da kar payı hesaplanması da itibari edilecektir. Yani pay aksi yükü yoksa sermaye katılma orada kardan ait olur. Komandit şirketler, sermaye sipariyle dönmüş komandit şirketlerle kurumlar vergisini hesabı yaparken kurumlar vergisi sermaye sipariyle dönmüş komandit şirketler komandit ortağın kar ve düşükten sonra kalan kar üzerinden hesaplanır. Komandit ortağın kar ve düşükten sonra. Ve kar dağıtın önce tabi sözleşmede bir hüküm varsa önce ondan uygulanır. Yasal olarak sermaye sipariyle dönmüş komandit şirketlerde yedek akçe ayırmak zorunlu değildir. Ancak bir ana sözleşme ve konuda bir veya diğer kurum bir yönde karar yine alabilir. Anonim şirketlerde kar dağıtımına bakarsak özel düzenlemeler varsa bunlara dokunamayız. Özel düzenlemeler saklı kalmak aynısıyla her pay sahibi kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırmış net dönem kârına tahsiye sonucuna kalan tutara pay oranında katılma hakkına sahiptir. Eğer ana sözleşmede bir hüküm yoksa kar ve tahsiye payıyla ile pay sahibi sermaye için şirketi yaptığı ödemelerle hesap edilebilir. Tabii kar payı ancak net dönem kârına ve yasal yedek aksilerden, serbest yedek aksilerden üzerinden bekliyordur. Yine kanun ve esas sözleşmeye de esas sözleşmede öngörülen liseye bağlı yasal yedek aksiler ayrılmadıkça da buradan yine bir kar dağıtımı mümkün değildir. Yönetim kurulu üyelerine kazanç paydaları sadece net kardan ve ancak kanun yedek aksiye için elinde ayrım yapıldıktan pay sahiplerine ödeme ödenmiş sermayenin %5 oranında esas sözleşmeyi öngören daha yüksek oranda kar payı dağıtıldıktan sonra belirliyor. Yani kar payı tablosunu düşünün. Birinci temettü diyor ama yani kazanç payı diyor aslında. Kazanç payına ulaşmak için önce bir birinci terfi yedek akçeye veriyoruz. %5 oranında daha sonra işte bu yönetim kurulu üyelerine vesaire ödemeler yapılabilir. Kar payı dağıtılabilir. Burada da yine biraz önce söylediğim yani kanun ve tahsil ödeşinde öngörülen listeye bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak. Kar payı belirlenemez. Genel kurul aktiflerin yeniden tabii sağlanması sağlanabilmesi için gerekliyse bir diğerinde bütün pay sahibinin menfaati dikkate alındığında
haksız olan kârı geri alma hakkı. Paranın alınıp verdiğin para 5 yıl. İyi niyet varsa 2 yıl. Önceki arada bunu söyleyeceğim. Şirket genel kurulu kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya öngörülen aşan tutarlar diyerek akçenin ayrılmalarını sadece bir zararın karşılanması için gerektiyse bir de ciddi bir yatırım yapılması düşünüyorsa yatırımın ihtiyacı varsa bir durumlarda olağandan daha fazla tutabilerek akçe sayıda gelir vergisi tevkiat uygulamasına bakarsak da tam mükellef bunlar sadece tam mükellef gerçek kişilere dağıtılacak kar payından tevkiat yapabilmektedir. Tam mükellef kurumlardan tam mükellef kurumlara dağıtılacak kar payları iştirak kazan ülkenin olmalarından dolayı tevkiata konu değildir. Ve tevkiat mutlaka karın dağıtılması aşamasında yapılmaktadır. Halka açık olmayan şirketlerden elde edilen kar payına uygulanan tevkiat oranında %15 olarak belirlenmiştir. Gelir vergisi kanunun 94. maddesinin A fıkrasının G bendinin daha doğrusu 94 A B maddesinin alt bendine uyarınca tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere bir. İkincisi gelir ve kurumlar vergisinin mükellef olmayanlara. Bir diğeri gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara. Daha mükellef gerçek kişilere. Gelir vergisinden muaf olan daha mükellef ülkelerde dağıtılan kar payları %15 oranında gelir vergisi teşkilatına tabi bir. Hangi kar payları denilen teşkilat yapılabilir? Her türlü hisse senedi payları, kurucu hisse senetlerine ve diğer hisse senetlerine verilen kar payları, pay sahiplerine hazırlık bölümü için faiz olarak veya başka altlarla verilen her türlü ödemeler, iştirak hisselerinden tutulaklı başlar, yönetim kurumları yönetim kurulu başkanı üyelerine verilen kar payları kurumlardan yine kurumlara yapılacak kar payları neden tevkiat yapılabilir. Veya bu tevkiat yapmak zorunda olanlar bir ay için takip edip ayın 23. akşamına kadar bunu ödem takip etmek durumunda da böyle 26. gün akşamına kadar da yine vergilerine yatırmakla yükümlüdür. Ben burada bitiriyorum. Sevgili Büyükün Hocam'a sözü devrediyorum. Ve yine beklediğiniz gibi bu konuya geçiyorum. Teşekkür ederim. Thank you.
Thank you.
Teşekkürler.